Fuat Uğur, fil terbiyecisi harekete geçti, FETÖ elebaşı yol ayrımında. NBC televizyonunun haberiyle çarşı karıştı. Habere göre Trump, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi için bir formül bulun diye talimat vermişti. Haber Beyaz Saray tarafından jet hızıyla yalanlandı. NBC ise bu bilgiyi CIA yetkililerine dayanarak yazdığını bildirdi. FETÖ mahvillerine baktım ne konuşuyorlar diye. Birbirlerine girmişlerdi. Kimileri artık şeffaf olalım fabrika ayarlarımıza dönelim derken Pensilvanya'ya daha yakın ikamet edenler HE'den hey, gelecek açıklamaya bakalım görüşündeydi. Sonuçta HE yani hoca efendi oluyor dedikleri iblisten beklenen konuşma önceki gün geldi şöyle diyordu. Şifreli haberler, kripto konuşmalar öyle bir fasla yönelme satı mailinde yolların ortasında tercih etme durumunda bulunuyoruz. İsabetli bir tercihte bulunabilecek miyiz, bulunamayacak mıyız, olduğumuz yerde mi kalacağız, kendimize mi takılacağız? İmmün, bağışıklık sistemleri çok zayıf. Bu da nedir demeyin. Gülen'in kripto mesajları böyle abuk subuk hezeyanlar arasında verilir genellikle. Peki bu konuşmanın ve NBC haberinin şifreleri ne? Sizi 2 yıl öncesine götüreceğim. 25 Ekim 2015 ve 22 Ekim 2015 tarihli Fil terbiyesi, Nasır suresi ve Gülen 1 ve 2 başlıklı yazılarda detaylı anlatmıştım. Fil terbiyesi nedir? Turistlere hizmet eden ve bin türlü şaklamanlık yaptırılan filler nasıl terbiye edilir? Fil önce derin bir kuyuya sokulur, orada file işkence edilmeye başlanır, dövülür, canı acıtılır, aç bırakılır ama üç gün sonra bir kişi çıkıp file yiyecek ve içecek getirir. Diğeri de onun yokluğunda işkenceye devam eder. Fil iki ay gibi kısa bir süre sonra kendisine yiyecek ve içecek verip yaralarını onaran adamın kölesi olur. Öyle ki onun talimatı üzerine önüne gelen her şeyi ezecek noktaya gelir fil terbiyecileri darbeyi erken tarihe almak istiyordu. CIA de Fethullah Gülen'i böyle eğitip terbiye etti. Gülen Öcalan'a karşılık Amerika'ya götürüldükten sonra emniyetli bir yere yerleştirildi. Kendini rahat ve güvenli hissetmesi sağlandı. Ancak aradan kısa süre geçtikten sonra bir yerel mahkeme Gülen'in sınır dışı edilmesini istedi. Hemen CIA ajanı Graham Fuller devreye girip onu bu zor durumdan kurtardı. İblisin korkuyla karışık minnet duygusu sınırsızdı. Hayallerinde 2015-2016 yılında yönetimi ele geçirmek ve kendini halife ilan ettirmek vardı. Buna Erdoğan'ı kontrol edilebilir olmaktan uzak değerlendiren Amerika derin damarı siyah ile biliyor ve destekliyor ama onlar daha erken tarihi almak istiyorlardı. Gülen darbe için mırın kırın edince, Gülen mırın kırın etti. Henüz kadrolarının yetersiz olduğunu söyledi. Daha 2012 yılının başıydı sonuçta. Kimden alıyordu bu bilgileri? Gülen Siyahi'nin bu sorusuna Kozanlı Ömer'den diye cevap verdi. Kozanlı la Ömer lakabıyla tanınan ve Türkiye'nin mahrem hizmetler abisi olan Osman İlme Özdil'in verileri gerçekti. Gülen direniyordu. Siyayı hiç bekletmezdi. Kozanlı Ömer Amerika'ya girer girmez havalimanında gözaltına alındı ve elinde Gülen'e verilmek üzere hazırladığı flash belle el konulduktan sonra sınır dışı şey edildi. Gülen ikna edilememişti ama tam o sırada fil terbiyesinin üçüncü aşaması başladı. Gülen New York Times, BBC, Washington Post, Fox News, Wall Street Journal, Financial Times, Guardian gibi yayın organlarında hakkında yayın hazırlığı yapıldığını öğrenince başına gelecekleri anladı. Nitekim bazı ufak tefek haberler de sızdırılıyordu yavaştan. Gülen cemaatini yok edecek tüm belgeler ve dosyalar istifleniyordu. Gülen bundan haberdar olur olmaz cemaat mensuplarına her zaman zaman olduğu gibi Salat-ı Tefriciye duasını gönderdi ve bizi yok etmek istiyorlar. Dua okumaya başlayın çağrısında bulundu. Gülen sonunda istemeyerek de olsa okey dedi ve 7 Şubat MİT darbesinin düğmesine basıldı. Fil terbiyesinin güncel aşaması NBC ile tekrarlandı. NBC televizyonundaki haberi yukarıda anlattığım biçimde görmeniz için hatırlattım bu eski yazıların içeriğini. FETÖ elebaşının yukarıdaki sözlerini de bu gözle okuyup değerlendirmek gerekiyor. Amerika'daki derin damar Türkiye üzerindeki hevesi kursağında kaldığı için yarım bıraktığı işi mutlaka tamamlamak istiyor. Erdoğan'ı vaktiyle devirmek isteyen Avrasyacı milli darbecileri FETÖ eliyle tasfiye etmişti. Çünkü onlar işine yaramıyordu. Sonra bağımsızlıkçı karakteri iyice belirginleşen ve kontrol edilebilir olmaktan çıkan Erdoğan'ı FETÖ'ye devirtmek istedi. 7 Şubat'ta, 17-25 Aralık'ta ve nihayet 15 Temmuz'da denedi ama başarılı olamadı. Yeni taktik fetöcü kemalistlerle kemalistleri buluşturmak. Şimdi yine bitik anlandı. Son bir aydır devreye sokulan tezgahların 10 Kasım'daki çok tuhaf hareketlerin Kadir Mısıroğlu üzerinden Türkiye'de irtica tehlikesi hortladı mı paranoyası oluşturma teşebbüslerinin ilk girizgahlarını görüyoruz. Ama öyle anlaşılıyor ki bu konuda harekete geçmesi istenen FETÖ elebaşı yine mırın kırın etmiş olmalı ki bir NBC haberiyle gereken mesaj verildi. Çok açıktı üstelik Dediklerimizi yapmazsan seni gerçekten iade ederiz. Eğer muhafazakarlık Atatürkçülük ekseninde olmayan bir kutuplaşmayı köpürtüp bunu Türkiye'nin yumuşak karnı haline getirebilirler ve TSK başta olmak üzere diğer kurumlardaki Kemalistleri ikna edebilirlerse istedikleri zemini bulacaklar. Şunu söyleyeyim Amerika bir kez daha hüsrana uğrayacak. Size Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü Millet Bahçeleri açılış töreninde yaptığı manifesto gibi konuşmayı tekrar dinlemenizi ya da okumanızı öneririm. Geçti Borun Pazarı dedirten müthiş bir konuşma. Fuat Uğur, Türkiye.